neden bir kardeşi olduğunu benden sakladı? Neden bu kadın annemin ölümünden sonra ortaya çıktı? Neden beni tanımıyor gibi davranıyor? Nedir yani bu kadının olayı ne? İşte bu soruların hepsinin cevabını sen bana vereceksin. Onlarca soru. Peki sen bu soruların karşısında ne yaptın? Ha? Alaz bunları duyduğunda ne hisseder demek yerine gelip beni suçladın. Alaz bana kumpas kuruyor dedin. Hangi Alaz? Ha? Elif kaçırıldığında Selami'nin peşinden koşan Alaz mı? Senin için kurşunun önüne atlayan Alaz mı? Bana Bulut Bey demene gerek yok. Biz artık kardeşiz dediğin Alaz mı? Bu Alaz mı yaptı ya bütün bunları? He? Bu Alaz mı kumpas kurdu sana? Eğer senin kardeşlikten anladığın şey buysa, kusura bakma. Ben artık seninle kardeş falan olmak istemiyorum. Burada yalan söylenmiş biri varsa o da benim. O kadını bulmak zorunda olan, o kadına sorular sormak zorunda olan, o kadının sakladığı her neyse onu bulup ortaya çıkarmak zorunda olan benim. İnanma ona, yalnız. Evde kimse yok demiştin. Bulut, lütfen. Yalnız olduğumu söyledim size. Kapı açılmış. Utanmıyorsanız tuvalete de bakın Bulut Bey. Klozette falan biri vardır ha. Bakın, çekinmeyin Allah aşkına. Kendin de beni de daha fazla utandırmadan inelim aşağı istersen. Kahretsin. Bu şartlar altında birlikte devam etmemizin bir anlamı yok Bulut Bey. Ne siz güvenemeyeceğiniz birisiyle yola devam etmek zorunda kalın, ne de ben bana bu şekilde davranan birisiyle çalışmak zorunda kalayım. Bu sözlerimi istifa dilekçem olarak kabul edin lütfen. Bundan sonra Giray Şirketler Grubu'nun bir çalışanı değilim. Alaz bak, bu söylediklerim... Ha, ama bu söylediklerim size yetmiyorsa buyurun beraber karakola gidelim. Hakkımda şikayette bulunun, buyurun. Alaz, sen gerçekten Selma Noyan'ı, yani teyzeni tanımıyor musun? Öyle birini tanımadığımı daha ilk geldiğiniz anda söyledim Bulut Bey. Bu soruyu bana bu tonda sormak için biraz geç kaldınız. Lütfen buyurun. Bu şirket için, sizin için yaptığım onca şeyden sonra bu deli saçması suçlamaları kaldıramam. Peki Allah, sen benim yerimde olsan ne yapardın? Yani canım dediğin, kanım dediğin adamla ilgili önüne bir dosya atılsa ne düşünürdün? Bence ikimiz de söyleyeceklerimizi söyledik. Daha fazla konuşmamızın bir anlamı yok. Lütfen gidin artık, buyurun.
Geri dön, gel buraya. Hadi çalış o zili. Dil döktüm hadi. Evet vur şu kapıyı. Vur şu kapıyı evet o kadar dil döktüm hadi özür dile hadi. Neredesin sen Can Allah aşkına? Saatlerdir yoksun yine ortada. Ne oldu gene Ruşen? Hı? Yani bugün hangi konuyu acaba elimi ayağıma dolaştırdın ha? Anlat bakalım. Zaten senin en iyi başardığın konu bu. Olaylar kızışınca ortadan kaybolmak. Ara ki Cihan Bey'i bulasın. Boş versene bunları sen. Ne oldu? Selma'nın kim olduğunu öğrendik. Ha öyle mi? Kimmiş? Alaz'ın teyzesi. Selma Noyan. Cihan? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hı? Senin hastalandığında koşarak hastaneye gidip ellerini tutarak teselli ettiğin, yıllarca babanın sekreterliğini yapan Nuran Hanım'ın kız kardeşi çıktı kadın. Enteresan değil mi? Ne diyorsun bu işe Cihan? Hı? Sırrın yavaş yavaş ortaya çıkıyor galiba Cihan. En çok neye seviniyorum biliyor musun? Senin o pislik yüzünü şirkette de hayatımıza da görmek zorunda değilim artık. Çünkü Bulut gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Bırakmayacak bu işin peşini. Yalan konusunda gün geçtikçe ustalaşıyorsun. Balkon kapısını açık bırakmak neymiş ya? Hem festi. Beni bile kandırdın. Yalancılık senin kanında var. Bence çok iyi anlaşacağız. Sen neyin peşindesin? Ne istiyorsun bu insanlardan? O güzel kafanı bu tatlı sorularla meşgul etme sen. Teyzeni tanımadığın da yalandı. Yaşadığımız her şeyin arkasında sen varsın. Ama her şey ortaya çıkacak. Herkes senin ne mal olduğunu anlayacak, göreceksin. Kaybettiğim hiçbir şey yok henüz. Sadece küçük bir pürüz çıktı o kadar. Çözülemeyecek bir şey değil. Evet, ver bakalım elini. Yerinde olsam dışarı çıkmadan önce iyice bakardım. Bulut'la karşılaşmak istemezsiniz değil mi? Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Şey, aslında tam aksi olacak. Bedel ödetmeye devam edeceğim. Bırak!
Elif? Bulut. Senin ne işin var burada? Şey... Yüzünü almışsın. Yıldız'a demiştin. Evet öyleydi. Hatta dün Yıldız halısında kalacak demiştim sana. Hı hı. Aa, geldi mi de üst üste gelir işte. Sen neden geri döndün Bulut? Neden? Halası da bu arka sokakta oturuyor. Hem geçmiş olsun demek için geldim hem de Yıldız'ı göreyim istedim. Bu iş hiç iyiye gitmiyor Alaz. Sen ne yapıyorsun burada? Neden şirkette değilsin? Alaz'ın evi de burada. Öyle mi? Burada mı oturuyor? Hatta istersen sen arabada bekle. Ben hemen konuşup geleyim. Bu iş iyi gitmiyor. Çok gecikmezsin değil mi? Merak etme, uzun sürmez. Geleceğim hemen. Ne var Allah'ın cezası, ne var? Ne söyledin Bulut'a? Benden çıktığını biliyor mu? Ne söyledin bilmem lazım. Senin yüzünden her gün farklı yalanlar söylemek zorunda kalıyorum. Allah senin belanı versin. Ne söyledin ona? Yıldız'ın halasının burada oturduğunu söyledim, ziyarete geldiğimi söyledim. Yani çok saçma bu söylediklerin Ruşan. Nura'nın bir kardeşi yok. Olsa herhalde ben bilirdim. Hala gözümün içine baka baka yalan söylemeye devam edeceksin değil mi sen? Ya sana yalan söylemem için ne sebep olabilir ki? Hayır yani bu anlattıkların doğru olsa, yani ki bundan ben şüphe duyarım. Ben de şu anda burada öğreniyorum. Eminim Alaz'ın da haberi yoktur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle bir yanlışlık var bu işte. Olur mu öyle şey canım? İyi o zaman. Öğreniriz birazdan. Bulut Alaz'la konuşmaya gitti. Bulut Alaz'la konuşmaya mı gitti? Hı hı. Sen buna nasıl izin verirsin Ruşan? Ya siz niye her şeyi kendi başınıza karar veriyorsunuz? Yani niye bunlardan benim hiç haberim olmuyor? Ne oldu Cihan? Sen neden rahatsız oldun bu kadar? Bulut'un Alaz'la konuşmaya gitmesi seni neden bu kadar tedirgin etti? Ya sen ne saklıyorsun Allah aşkına? Konuşsana! Sen istedin bunu, gel bakalım. Suçlamaların bitmedi mi? Halas, duyduğum şeyler karşısında dehşete düştüm. Sonuçta sen benim için normal bir çalışan değilsin. Aileden birisin. Ki zaten bunu sen de çok iyi biliyorsun. Demek ki böyle oluyormuş. Yani insan sevdiği birinin ona ihanet ettiğini düşününce öfkesini kontrol edemiyormuş. Ben de öyle yaptım galiba. Ama hatamın farkına vardım.
Hiç hak etmediğim şeyler duydum bugün senden. Haklısın. Ama döndüm işte. Buradayım. Halas. Gel bu işi birlikte çözelim. Teyzenin derdi neymiş? Bizden ne istiyor? Birlikte gidelim bu işin üstüne. Birbirimize destek olalım. Var mısın? Var. Yani kendinden başka kimseyi düşünmez misin sen Ruhşan? Bak Şahika, yıllarca Bulut'la ikisinin mutlu bir birliktelikleri olacaklarına inandırdın. Ne oldu sonra? Bulut evlendikten sonra arkana dönüp iki çift laf bile etmedin kıza. Ya bütün bunların bizim konuştuğumuz bu konuyla ne alakası var şimdi? Ne Şahikası şimdi ya? Aklın nerede senin Allah aşkına? Ya tamam, Alaz bir teyzesi olduğunu bilmiyordur ama şimdi Bulut öfke saçan ağzıyla anlatacak bütün olanları. Ona yüklenecek, üstüne gidecek, suçlayacak. E peki Alaz bütün bunları öğrendikten sonra neler hissedeceğinin hiç mi önemi yok senin için ha? Hiç mi umurunda değil? Evet, umurumda değil. Hem de hiç umurumda değil. Zaten senin niye bu kadar umurunda onu da anlamış değilim Cihan. Ya ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun? Ailemize komplo kuran insanlar var diyorum. Sen bana hala Şahika diyorsun, Alaz diyorsun. Bu insanlarla ilgilendiğin kadar kendi ailenle ilgilenseydin eğer... ...şu anda bu durumda olmazdık biz Cihan. Tamam ya, benim söyleyeceklerim işte bu kadar. Siz hangi meseleyi hangi şekilde çözmek istiyorsanız kendiniz çözün. Ben zaten gamsızın tekiyim. Ha kaç kaç. En iyi yaptığın şeyi yap. Nereye kaçacaksın bakalım? Yolun sonu geldi, haberin yok. Kaçacak yerin kalmadı artık. Pandora'nın kutusu açıldı. Duydun mu beni? Cihan Bey, ben de sizi görmeye gelmiştim. Müsait misiniz? Kusura bakma Şahika Hanım. Şu an hiç havamda değilim. Bir an önce çıkmam lazım buradan çünkü boğuluyor. Ben de geleyim sizle yani, rahatsız etmeyeceksem eğer. Belki biraz laflarız. İyi, nasıl istersen. Kusura bakma, geciktim biraz. Önemli değil. Verin bakayım şu kağıtları. Hop, ne oluyor Nuri? Delirdin mi oğlum sen? Şişt, bekle. Bundan sonra bu kahvede satranç oynanacak. Öyle sabah akşam kes kes oturup pişpirik oynamak yok kardeşim. Kendimi bu mahallenin zekasını artırmaya adıyorum an itibarıyla. Ne oluyor Nuri? Yeni yeni icatlar mı çıkarıyorsun başımıza? Vallahi gerekirse tek başıma bu mahallenin kaderini değiştireceğim Şükrü. Hiç kimse kusura bakmasa kardeşim. Deli mi ne? Bu da iyice cozutta. Evet doğru. Sen de oku inan kardeşim. Beyin kıvrımlarının kullanılmaya pas tutmuş yerlerini güneş vursun azıcık. Ben yeni söndürdüm Nuri. Hadi anam hadi. Ne haber birader? Neredesin oğlum? Satranç oynuyorduk az da. Ne yapacaktın? Boş ver. Bu Nuri'nin gene aşı vakti gelmiş oğlum. Biz uzayalım hemen hadi. Önemli bir konu mu? Yani biraz gergin görünüyorsun da o yüzden sordum. Gerçi Alaz'ın evine kadar geldiğine göre önemlidir tabii. Benimki de soru. Ne oldu peki? Vallahi tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum sevgilim. Kötü bir şey mi? Halledemeyeceğim bir şey değil. Boş ver sen. Takma kafanı. Şimdi konuşup senin de canını sıkma. Cihan Bey. Ne zaman gidiyoruz? Böyle görüntüme bakmayın benim. Sağlam bir çoyumdur. Biliyorsunuz yıllardır babamla bütün yarışlara katıldım. Denizcilik kanım da var benim. Ya takılıyorum. Kötü kötü bakmayın öyle. Belli ki zor bir gün geçirmişsiniz. Havanız dağılsın dedim. Şu an ne yapmak istiyorum biliyor musun? Çekip gitmek istiyorum.
Hem de çok uzaklara çekip gitmek istiyorum. Hem de her şeyi geride bırakarak. Niye bekliyorsunuz? Gidin o zaman. Keşke her şey o kadar kolay olabilse Şayka. Yeter ki siz isteyin. Hiçbir şey zor değil. Benim sorumluluklarım var. Ya yıllarca bir şeylere sahip olabilmek için deli gibi çalışıp duruyorsunuz. Sonra sahip olduğunuz her şey size sahip oluyor. Ya en ufacık bir isteğinizi bile yerine getiremiyorken bunca şeye sahip olmanın ne anlamı var ki? Bilader sen arar aramaz gelecektim ama annemin siyeti yazmış yani kusura bakma. Sonra beni ilaç almaya gönderdin. Neyse ilaç almaya falan gittim. Babam ben. Selami'yi gömdüğüm yeri polise ihbar etmiş. Ne? Ben sana dedim birader bak fazla ileri gidiyorsun. Babanın damarına bu kadar basma dedim sana. Şimdi seni saklayacak bir yer lazım bize tamam? Bak ne sırrı ne alas hiçbiri olmaz. Şu an polisten daha tehlikeli birader onlar senin için. Anlıyorsun değil mi beni? İnan. İsa. Hadi sırrıya götür beni. Ya oğlum ne sırrısı lan delirdin mi sen? Şu an senin gideceğin en son yer bile değil orası. Olmaz. Kaçmak yakışmaz. Hem nereye kaçacağım oğlum? Nereye kadar kaçacağım? Neyse günahımızın bedeli ödeyeceğiz. Olmaz birader. Sen o işi unut ama benden öyle bir şey çıkmaz. Ben kendi ellerimle seni celladına teslim etmeyeceğim inan. İsa. Bak kardeşim. Bu işin şakası yok. Anladın mı? Böyle olacak. Başka yolu da yok zaten. Hadi. Hadi ya çalıştır arabayı ya da ineyim kendim gideyim. Hadi kardeşim. İneyim mi sen? Ah sen. Buyurun efendim. Teşekkürler. Ne zaman kalkar? Bir saate kalkar efendim. Açmayacak mısın? Yıldız arıyor. İyi işte aç. Alo? Yıldız, merak etme iyiyim ben. Allah'ımdan çıktıktan sonra Bulut'la karşılaştık. Yani taksi falan beklememe gerek kalmadı. Endişelenmene gerek yok. Bulut'la birlikte gideceğiz. Selam söyle. Bulut'un çok selamı var. Elif, iyi misin sen? İki gündür saçma sapan konuşuyorsun benimle. Ne işler karıştırıyorsun sen kızım ya? Bak kafa yiyeceğim ama. Başım mı belada? Açık açık söyle ya. Tamam canım. Tamam ben de ileteceğim selamını. Tamam. Öpüyorum çok. Görüşürüz ben ararım seni yine. Tamam. Aslında bu kadar yakınken keşke bir ziyarete gelseydim ben de. Ama biraz kafam karışık. Bir sonrakine o zaman. Dur Elisa. Niye durduk birader? Ben gidiyorum. Sen burada kalıyorsun. Hop. Hop 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 hop. Birader. Ya dur be birader. Nereye gidiyorsun oğlum ya? Birader seni tek başına göndermeyeceğim. Ben de geliyorum. Bundan sonrası benim yolum İsa. Tek gidiyorum. Seni göz göre göre ölüme teslim etmeyeceğim inan. Ben de geleceğim. Kardeşlik bu değil birader. Oğlum bu yola ben kendim girdim. Tamam mı? Sen beni uyardın. Ben seni dinlemedim İsa. Bak içeride başıma ne gelirse gelsin. Oğlum içeride başına ne geleceği çok açık. Dinle. İçeride başıma ne gelirse gelsin. Bak Elif sana emanet. Saçmalıyorsun. Elif sana emanet. Bak kardeşim bileceksin onu. Güveniyorum sana benim yüzümü kara çıkarma.
Eğer o kızın başına bir şey gelirse hakkımı helal etmem sana ona göre. Birader saçma. Sözümü dinle. İnan. Hakkımı helal etmem, söz ver bak. Söz. Elif benim kardeşim. Hadi bakalım. İnan. Piç gibi bırakıp gidiyorsun beni birader. Kazamız mübarek olsun. Ama kızım sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Hayır yani sen bilmiyor musun ben meraktan çatlarım, ortadan ikiye ayrılırım. Of ya of. Yıldız. Ben de ne eksik diyordum. Meğer senmişsin İpek. Dünya ne küçük yer değil mi Yıldızcığım? Senin bu mahalledeki insanları rahatsız etmekten başka bir işin yok mu İpek? Yok. Varlığım mı rahatsız etti yoksa? Varlığın değil, sinsiliğin. Demek açık konuşuyoruz. Peki, Elif bir şeyler gizliyor. Ne diyorsun sen ya? Ne gizleyecekmiş Elif? Saçma sapan konuşup durma. Onun içi dışı biridir. Elif'in yüzüğünün sende olmadığını biliyorum. Şimdi yüzüğe taktım falan diyeceksin ama... Evet diyeceğim ve bu saçmalıkları daha fazla dinlemeyeceğim. Elif sana diye çıktığı gün Alaz bıraktı onu eve. Gördüm. Senin içi dışı bir arkadaşının Alaz'la ne işi var Yıldız? Ya bu zengin tayfası boş beleş işlerle uğraşır derlerdi de inanmazdım. Hakikaten doğruymuş. Gözler ruhun aynasıdır beybisi. Şimdi bunlar bir işler karıştırıyorlar. Henüz öğrenemedim ama öğreneceğim. Çok az kaldı. Anlaşıldı. Senin sucağın yok. Hadi sana iyi günler İpek'ciğim. Nereye kadar açmayacaksın acaba Selma? Nereye kadar saklanacaksın bakalım? Efendim Yıldız? Alaz, hemen görüşmemiz lazım. Müsait değilim, daha sonra konuşsak. Hayır, hemen. Konu Elif'le ilgili. İpek seninle ilgili saçma sapan şeyler söyledi. Bana bir açıklama yapman lazım. Tamam, uygun olunca ararım ben seni. Oğlum ne diyeceksen desene artık. Abi yalnız konuşabilir miyiz? Abi ben size layık olamadım. Vallahi. Yani neyse cezam çekmeye razıyım ben. Oğlum ne diyorsun, açık açık konuşsana. Abi babam Selami'yi gömdüğümüz yeri polislere ihbar etmiş. Polisim de orayı kazıyormuş. Diyorsun lan sen. Ne diyorsun lan sen? Oğlum baban nereden biliyormuş lan orayı? Abi beni takip etmiş babam. Oğlum senin ne işin vardı lan orada? Lan senin ne işin var lan orada? Abi ben bu Selami'nin hayaletini görüyordum bu lafın. Sürekli her yerde bana lola yapıyordu. Sağımda solumda bakıyor, bana konuşuyor, benimle dalga geçiyor. Her yerde gördüm ben bunu abi. Oğlum sen de vicdanını rahatlatmak için oraya mı gittin lan? Ya evet abi ama bak ben babamın takip ettiğini Allah Kur'an-ı Kerim ekmek çarpsın bilmiyordum. Ben şimdi beni bu polisler karakola aldılar ya, ben konuşmadım hani hatırlıyorsun. Hiçbir şey demedim ben onlara. O babam benden şüphelenmiş, beni takip etmiş, görmüş, para istedi. Lan kes lan tatavayı. Yok takip etmiş de yok bilmem neymiş de. Polis şimdi alır seni öttürür de. Ne yapalım abi? Sen polise verme abi. Beni sen kendin keseceksin. Yani kır kalemi kıracaksın. Ben tamam olur mu yani, ne diyeyim?
Dur. Ne yapıyorsun canım? Ya tabla mı oynuyorsun? Kaç kere göstereceğim bunu? Bir ilerleyeceksin. Baksana sen. Polis geldi mi? İnan'ı falan sordu mu? Yok, gelmedi. Ne oldu ki? İnan'ı gördün mü? İsa ile Alal Ecele çıktılar. Bak polis gelir de İnan'ı falan sorarsa görmedim de, tamam mı? Dünkü çocuk muyuz biz canım? Polis gelirse İnan'ı sorarsa o yapmadı. Babası yaptı derip sizin eve gönderir. Nuri abartma, benim canımı sıkma ha. Biraz elim sıkışıktı. Biraz borç versene bana. Allah. Ya ben sana çay vermek istemiyorum. Sen benden borç para istiyorsun. Ya olacak iş mi ya? Allah Allah. Lütfen dikkat. İstanbul istikametinden Nevşehir'e gidecek olan Matpan Turizmi'nin sayın yolcuları, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olur. Teşekkür ederim. Siz de mi Nevşehir? Sen nasıl? Gereksiz sorularla zamanımızı harcamayalım. Ilaz, benim bir suçum yok. Tek kelime etmedim. Seninle ilgili hiçbir şey söylemedim. Güzel, o zaman korkacak bir şey yok Selma. Hadi in aşağı. Buyurun hanımefendi. Annem buyurun. Bakma oğlum öyle diktik. Sen zorladın be. Ne olurdu babana biraz güvenseydin. O paradan birazcık da bana koklatsaydın. Ama yok, düşmanızı anasını satayım. Sen kolay mı zannediyorsun lan? İki tabak pilav için. Koca akşam milletin ağız kokusunu çekiyorum ben. Araba da gitti şimdi. Ne yapacağım? Bu yaştan sonra bana... İş verir ya. Bakma dedim o adama naziktik. Babana saygı gösterecektin saygı. Karamarsık. Hep senin suçun. Faysal, para ver de kasaba gideyim. Bugün de et yemeği verin ya. Aa, oldu. Su da içmeyelim istersen ha. Tasarruf olur. Bizim genç kızımız var Faysal. Beslenmesine dikkat etmeli. Neyse, hadi uzatmayalım. Ver parayı da kıyma alacağım. Hı.
güzel bir alışveriş yapayım. Gelirken de üstünü bankaya yatırırım. Faiziyle geçiniriz artık. Gülendam, hiç havamda değilim. Canımı sıkma, kalbini kırarım çok fena. Sen bu kafayla gidersen kuru ekmeğe muhtaç olacağız biz. Belli oldu. Bu nedir ya? Neden kaçmadın oğlum? He? Neden kendi ayağınla ölümüne geldin? Yakışmazdı bana. Yani yaptığınız onca delikanlıktan sonra kaçsa mıydın fare gibi? Yalnız arkadaşına söyle, eğer takip edecekse biraz dikkatli olsun. Çabuk fark ediliyor. Abi sen kusuruna bakma onun. Ben dedim ona yani. Gelme dedim de işte dinlemedi. Ama arkadaş işte değil mi? Seni ölümüne bırakıp gitmek istemedi. İlla kendisi de seninle birlikte ölecek. Ya madem öyle kıracak değiliz oğlum onu. Sırrı abi ya, bak bana ne istiyorsan yap, kurban olayım ama çocuğun hiçbir günahı yok. Cami hocası mıyım lan ben? Ne suçu, ne günahı? Neden beni dinlemiyorsun Selma? Ben sana kaç kere otelde kalma demedim mi? Dedin. Otel kayıtları takip edilmesi en kolay kayıtlar demedim mi? Dedin. Ne o zaman? Nerede neydi be kadın? Rahat. Rahat mıydı? Ölmek de çok rahat Selma. Öyle bütün gün sırt üstü yatıyorsun. Ölmek ister misin? İstemem. Nasıl buldun beni? Peşime adam mı taktın? Senin beceriksizliğin yüzünden hazırlıksız yakalandım. Şimdi Ruşen Hanım bütün parçaları birleştiriyordur. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin salaklığın yüzünden. Olas. Bak, telafi edebilirim gerçekten. Nedir o? Bilmem Can. Sen daha iyi bilirsin herhalde. Ne bu? Eğer o geçmişteki ilişkilerinden birinden bir çocuk falan peydahladıysan bunu sana gerçekten çok ağır ödeserim. Ben bugüne kadar milletin ağzına sakız olayım, dalga konusu olayım diye katlanmadım. Aman Tanrım. Asya'nın oğlu. Sır bu işte. Otelde odama geldiğinde kim olduğumu biliyordu. Ne? Ya adımı soyadımı söyleyerek girdi içeri. Alaz'ın teyzesi olduğunu biliyorum dedi. Ama ben inkar ettim. Alaz beni tanımıyor dedi. İnandın mı peki? Yani inanmış görünüyordu. Kadın zaten her şeyi araştırmış, öğrenmiş. İnkar etmenin bir anlamı yoktu ki. Arayacaktım seni. Ama korktum bir an, kaçtım öyle. Biliyordum kızacağını. Alas, bak bir şans daha ver. İşine yararım daha. Seni istediğim zaman istediğim yerde öldürürüm Selma. Bunu biliyorsun değil mi? Ama ölü insanlar hiçbir işe yaramıyor. Maalesef. Bundan sonra ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin beni arıyorsun. Anlaşıldı mı? Ne olursa olsun beni arıyorsun. Tamam. Önce seni arıyorum. Bana güvenebilirsin.
Seni bu sayede buldum. Takip cihazımı koydun çantanın. Ben insanlara güvenmem Selma. Ben insanları kontrol altında tutarım. Yürü lan, yürü. Abi vallahi kötü bir niyetim yok benim. Ben sana gelme demedim mi lan peşimden? Ya sen beni böyle bir durumda bırakıp gider miydin birader? Kesin lan. Yürüyün. Senin kafanın tahtasına sıçayım. Gençler. Söyleyeceğiniz son bir söz var mı? Abi benim var. Benim arkadaşım olmaktan başka hiçbir suçu yok İhsan'ın. Ben geldim zaten sana. Öldüreceğim lan. Ne yapayım yani? Kes kalemi. Tamam kır. Bu çocuğu bırak bak. Gitsin kurban olayım. Son yani son isteğim ya abi. Bırak gitsin. Bırakayım mı lan? Gidecek misin? Eğer inanı da bırakırsanız olur. Yani yoksa ben kardeşim bırakıp da gitmem Sırrı abi. Hem onun başına ne gelecekse benim başıma da gelebilir. Ben razıyım. Oğlum git lan, manyak mısın? Git. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen beni burada bırakıp da gitmezdin birader. Hani kardeşlik lan biz? Aynı ruh, ayrı beden. Ne oldu? Oğlum ne kadar meraklısınız lan ölmeye. He? Madem öyle günah benden gitti. Ben de yürüyeyim. Yürü madem. Sırrı abi sen bizle oyun mu oynuyorsun abi ya? Ha? O kadar dolaştık, indik, çıktık. Bu ne bu abi, bu kıyafetler falan? Ne bunlar? Oğlum kurtulun artık şu mahalle bebesi kıyafetlerinizden lan. Adam akıllı giyinin biraz, adam akıllı. Abi benim kafam durdu herhalde. Ne abi bu şimdi? Bu alemdeki en değerli şey nedir? Kıyafet midir? Sadakattir lan. Sadakat. Sen bugün delikanlılığını gösterdin. Ölüme yürüyerek. Kendin geldin. Bak işte ben bunu takdir ederim. Bu arkadaşın da kral bir arkadaşmış. Kıymetini bil. Abi. Tamam yani. Selami. Oğlum biz birini herkesin bildiği bir yere gömecek kadar salak mıyız lan? Hiç mi tanımadın oğlum bizi? Başka yere mi gömdünüz? Abi Sırrı abi sen... Abi yok. Abi bir falan film gibi adamsın ha. Nereden aklına geldi? Valla yemin ediyorum. Uzatma lan. Çok güzel hareket. Hadi alışverişe başlayın hadi. Abi bu nasıl mağaza ya? Ne biçim mağaza bu? O biçim bir mağaza. Burada kredi kartı falan geçmez. Yalnızca cash. Hadi oğlum bak ceket seç. Ben bu taraftayım abi. Bu yeşil güzel mi? Asılsız ihbar. Kapat. Kapat tekrar.